Ücretsiz olduğu için ve ay içerisinde internetim bittiği için mecbur kalınca kullanıyorum. Ücretsiz internet süsü verip vatandaşın tüm bilgilerini çalıyorlar. Yapmış olduğunuz özel işlemler, yazışmalar, mesajlaşmalar, banka işlemleri, havale işlemleri, şifre işlemleri kayıt altına alınmış oluyor. Kafeler, restoranlar, oteller veya toplu ulaşım araçları birçok noktada internet ihtiyacımızı karşılamak için ortak Wi-Fi ağlarına bağlanıyoruz. Peki bu ağlar akıllı cihazlarımız için ne kadar güvenli? Özellikle son dönemlerde ücretsiz bir şekilde Wi-Fi kullanayım derken tüm kişisel verilerimizi siber hırsızların eline geçirebiliyoruz. Ortak kullanıma açık Wi-Fi ağlarında birçok tehlike bulunuyor. Onlardan birisi de ortadaki adam saldırısı. Özellikle man in the middle dediğimiz ortadaki adam saldırılarına çok dikkat etmek lazım. Örnek vermek gerekirse bir restoranın ismini taklit ediyor ve dolayısıyla bunu ücretsiz bir şekilde siz kullanmak için verilerinizi girdiğinizde, şifrenizi girdiğinizde aslında o restoranın ya da o belediyenin değil, siber hırsızın oluşturmuş olduğu sahte bir ağa bağlanmış oluyorsunuz. Elimden geldiğince kullanmamaya çalışıyorum. Ya biliyorum sıkıntılı olduğunu, virüsler olsun yani telefonu güvenliği açısından. Ya kullanmamaya çalışıyorum ama bazen ihtiyaç oluyor. Kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Bu ağlara hiç bağlanmamak tabii ki bir çözüm, ancak internete ihtiyacınız var ve bu ağlardan birini kullanacaksanız onları güvenli kullanmanın da yolları var. Örnek vermek gerekirse bir restorana girdiğimizde oradaki kişiye hangi ağın uygun olduğunun sorulması son derece önem arz eder. Bununla birlikte ortadaki adam saldırısına kurban gitmemek adına uygun antivirüs yazılımlarını kullanmak da bu noktada önemlidir. Telefonda güvenlik programı var. O engelliyor bu tarz saldırıları. Kişisel bilgiler, dijital kimlikler, hatta maddi güvenlik tehlikeye giriyor. Kamuya açık ağlara girdiğimizde özel bilgilerimizin girilmemesi, şifrelerimizin girilmemesi, e-devlet ve banka işlemlerimizin gerçekleştirilmemesi de önem arz eder.